insanı bütün meslekte memleketimizi ve geleceğimizi korumak için çocuklarımızın huzur, sağlık ve bereket dolu bir Türkiye'de yaşamasını temin için bu topraklara terini, kanını ve canını hiç çekinmeden kalmış bütün kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz. O fedakar kahramanlar bilsinler ki hiçbir emekleri zayi olmamıştır ve dünya durdukça da zayi olmayacaktır. Nur içinde yatsın. Yapmış olduğumuz müttefiklik görüşmelerinden bir sonuç alamadık.
Churchill Osmanlı için artık bir güç değil, yük diyormuş. E biz de ne yapalım? Enver Paşa listeyle Almanlarla gizli bir dostluk anlaşması imzaladık. Anlaşmadan kısa bir süre sonra iki Alman gemisi Çanakkale Boğazı'na sığındı. Paşam, bir de bu gemileri paramızla aldığımızı söyleyerek donanmamıza kattık. Evet. Alman amirali de donanmanın başına getirdik. Paşam, ya bu gemiler Karadeniz'e açılırlarsa... Aman Miralay, ağzını hayrak. Bir de Ruslarla mı uğraşalım şimdi? Paşam. Söyle asker. Yavuz Ömedilli. Ne olmuş Yavuz Ömedilli'ye? Paşam, şimdi telgraf geldi. Amiral Soşon kumandasındaki donanma, Rusların Sivastopol ve Odessa limanlarını bombaladı. Ne diyorsun sen asker? Bu bir felaket. Ayrıca Rus Genelkurmay da seferberlik ilan etmiş. Güney sınırına asker yığmaya başlamış. Paşam, paşam bu ne demek oluyor? Ne demek mi Miralay'ım? Bize yine cephe yolu gördü. Güney sınırlarımız bombardıman altında. Of! Yine mi şu işçiler? Şu komünistlerden kurtulamadık gitti. Bu sefer onlar değil. Osmanlı. Aa! Yeter bu kadar içti. Saçmalamaya başladın. Bu hasta adam ne zaman iyileşti bize kafa tutmaya başladı? Üstelik donanmayı nereden bulmuş bu barbarlar? Alexandra, Osmanlı hala hasta. Ama bizim de durumumuzun çok iyi olduğu söylenemez. Osmanlılar Almanlarla anlaştılar. Güney sınırımıza gelen ise bir donanma değil, sadece iki gemi. Ama tahribatları çok ağır. Ben sana demiştim bu komutanla iş olmaz diye. Sence kuzeyini görevden alma zamanı gelmedi mi Nikolas? Baksana ordumuzun haline, iki gemiyle bile baş edemiyor. Kuzenim çok iyidir. Ve fazlasıyla tecrübeli. Onun yerini hiç kimse dolduramaz. Sen de mi dolduramazsın Nikolas? Ben ordunun başına geçersem ülkeyi kim yönetecek ha Alexandra? Savaş zamanı ülke değil. Ordu yönetilir Nikolas. Üstelik ben de güne duruyorum. Savaş sonuna kadar tahtı bana bırakırsın. Peki, içinde bulunduğumuz Bolşevik isyanları ve ekonomik krizi atlatmak için ne emrederdiniz Çariçem? Her şeyi de ben mi düşüneyim? Ben düşündüm. İngilizlerle görüştüm. İngilizler Kasım ayında büyük bir donanmayla boğazlara saldıracaklar.
İyi de boğazlar onların eline geçerse biz söz sahibi olamayız ki. Kadınlar, onu da düşündüm. Ve Askold'u gönderdim. Askold? Yeni yaptırdığımız zırhlı. Eğer boğaza saldıracak donanma içinde olursa biz de boğazlar üzerinde söz sahibi oluruz, değil mi? Ordu komutanlığı sana yaradı Nikolas. Size de taht çariçem. Taht. Yereller, öncelikle şunu belirtmeliyim ki bir tarih kitabının altın sayfalarına şu anda geçmek üzeresiniz. Çünkü bu dünyanın ve dahi Türklerin görebileceği en büyük donanmayı, yenilmez armadayı ben dahil sizler yönetiyorsunuz. Savaş boyunca bu göreve layık davranırsanız sevinirim. Şimdi hazırlamış olduğum savaş planına geçelim. Beyler, Boğaz'a 108'i harp, toplamda 409 gemiyle gireceğiz. Ancak bu plan tamamıyla bu 16 gemi üzerinedir. Bu 16 savaş kruvazörü Boğaz'a 3 tümen halinde girecek. Birinci tümen, ikinci tümen, üçüncü tümen. Birinci tümeni şu anda içinde bulunduğumuz ve dünyanın en büyük gemisi kabul ettiğimiz Queen Elizabeth, Lord Nissen, Inflexible, Prince George, Triumph ve isim konusunda Fransızlarla çok tartıştığımız Agamemnon zırhlısı oluşturacak. Birinci tümeni bizzat ben idare edeceğim ve benim görevim merkez tavarını tahrip etmek olacak. Bu tahribatta ise tümen paylaşımı şu şekilde yapmış bulunuyorum. Queen Elizabeth, Andromedisini, Lord Nissen, Namazgah Tagasını, Inflexible, Rumeli Hamidiyesini, Agamemnon, Medidiye Tagasını bombardıman altına alırken Prince George ve Triumph iki yakadaki güvenliğimizi sağlayacak. Ben birinci tümen olarak yeterli tahribatı yaptıktan sonra, ki bu tabeler en fazla 2 saat dayanabilir, ikinci tümen boğaza daha da sokulacak ve merkez tabelerini imha edecek. Bu tümeni ise Borova, Şarmaş, Buve ve Sufren oluşturacak. Üçüncü tümen ise savaşın gidişine göre görev vereceğim bir tüm olacak ve içerisinde mayın tarama gemilerini bulunduracak. Bu tümende ise Majestic, Vengeance, Resistible, Alvayn, Ocean ve Sivisurf oluşturacak. Ekleyeceği olan var mı? Merakım bağışlayın ama söylemeden geçemeyeceğim Sayın Amiral Derobek.
devrilmekte olan bir Rus çarının koltuğunu kurtarmak için neden böyle bir savaşa giriyoruz anlayamıyorum. Rus çarı Nikolas'ın bizden yardım istediği doğrudur. Ancak unuttuğunuz bir şey var Sayın General. Hasta adam dediğimiz Osmanlı artık ölmek üzere. Osmanlı ölürse boğazı Rusya'ya kalır. Ki bu da bizim işimize asla gelmez. Unutmayın ki devletimizin menfaatini olmayı hiçbir yerde bizler de yer almadık. Çok haklısınız Amiral Derebek. Beyler, bu savaşta bir koyup üç alacağız. Birincisi, Osmanlı'yı savaş dışı bırakarak Süveyş kanalı ve Hindistan yolu üzerinde Türk tehdidi altında olan bütün cepheleri ortadan kaldıracağız. İkincisi, hilafetin prestijini ve otoritesini kırarak Osmanlı'yı yalnız bırakacağız. Ve üçüncüsü, Almanlarla ittifak kuran Türkleri savaş dışı bırakarak Avusturya Macaristan'ı çok daha kolay kuşatacağız. Teşekkür ederim Sayın General. Anlattıklarınıza harfiyle katılıyorum. Yalnız şunları da eklemek zorundayım. Kasım ayından beri yaptığımız bombardıman içerisinde Settülbahir ve Kumkare'de istediğim sonucu alamasak da yeterli tahribatı yaptığımızı düşünüyorum. Ayrıca uçakladan adam istihbaratlara göre ise Türkler mayın hatlarını Kilitbahir Kalesi'nin 11 kilometre öne çekmişler. Bu da gösteriyor ki bu barbarlar bizim 15 kilometre menzilli toplarımızı bilmiyorlar. Beyler, toplantı bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Yaver! İstanbul'daki adamlarımıza söyleyin Yaver. Biz gelene kadar şu dört şeyi hazır etsinler. Bir, Queen Elizabeth'i Dolmabahçe Sarayı önlerine çektiğim vakit iskeleye inerken ayağımın altına alacağım Türk bayrağını. İki, Ayasofya Kilisesi'nde içeceğim Fransız şarabını. Üç, Beyoğlu caddeni süsleyecek olan Bizans bayraklarını ve en önemlisi, uzun bir deniz yolculuğunun yorgunluğunu alacak Türk kızlarını Dolmabahçe Sarayı'ndaki odamda hazır istiyorum. Düşmanın eline geçmemesi için ne büyük şaheserler vücuda getirmiş. İşte
Yanı başımızda Kilit Bahir ve tam karşımızda Çimenlik Kalesi. Fatih'in yaptırdığı bu kalelerin yanı sıra onun soyundan gelen Abdülmecit ve Abdülhamit Hanlar kendi atlarını taşıyan ve askerlerimizin mevzilenebileceği tabyalar inşa ettirmişler. İşte Mecidiye ve Hamidiye tabyaları. Doğrudur paşam. Ayrıca buyurduğunuz gibi bunlara ek olarak bütün Boğaz karasularını 11 hat mayınla kapladık. Müttefikimiz Almanya'dan getirdiler. Devrin en büyük savaş topları olan obüsler düşman donanmasını beklemekte. Paşam, bizler memleketin son kalesini savunmaya hazırız. Çok güzel Miralayım, çok güzel. Fakat paşam, sabah karargahımıza ulaşan bir istihbaratta Boğaz açıklarında 409 gemi olduğu ancak bunlardan sadece 108'inin savaş gemisi olduğunu öğrendik. Paşam, böylesine kanlı geçmesi beklenen bir savaşta askeri amaçlı olmayan bu gemilerin ne işi var? Miralayım, bu sorunun cevabını biz de yeni öğrendik. İngiltere'deki büyükelçimiz Londra sokaklarını süsleyen afişlerde lüks seyahat ajantalarının zenginlere turlar düzenlediklerini bildirdi. Afişlerinde 18 Mart akşamı 5 çayını İstanbul'da içmeye, Konstantinopolis'te içmeye ne dersiniz ifadeleriyle yolcu topluyorlarmış. Amiral de Robek askerlerini bir zamanlar Truva İmparatoru Hector'un oğlunu öldüren Aşil'e benzetiyormuş. İşte müttefikler bu mitolojik tarihten de etkilenerek askerleri taşıyan gemilerine Yunan İmparatoru Agamemnon'un adını vermişler. Vay bire nametler! Beklenen gün gelmiştir artık. 17 Mart akşamı dünyanın o zamana kadar gördüğü en büyük donanması Çanakkale Boğazı önlerine demir atmıştı. Bizler ertesi günlerde beklediğimiz bombardımanı nasıl def edeceğimizi düşünürken amiral forsunu taşıyan Queen Elizabeth'in toplantı salonundan gelen zafer şarkıları donanmaya en yakın tabyalarımızdan duyuluyordu. 18 Mart sabahı ilk bomba topraklarımıza düştü. Bizim bildiğimiz ve tüm dünyaca uygulanan savaş, düşmanın en gafil olduğu an olan şafak vakti başlar. Oysa bu harekat 11.32'de başladı. Evet, yanlış duymadınız. Öğle sularında 11.32'de. 17 Mart gecesindeki kutlamalarından ancak ayılabilmişlerdi. 18 Mart sabahı tüm tabyalarımıza devasa toplar yağmaktaydı. Mart günü düşmanın yoğun bombardımanı sonucunda Rumeli'de bulunan Mecidiye ve Hamidiye tabyası yerle bir oldu. Anadolu yakasında Kepez burnunda bulunan tabyalarımızda ise yoğun bir bombardıman beklenmekteydi. Dardanız tabyasında görevlendirilen Üsteğmen Hasan ve Teğmen Mevsuf Beylerin burada göstermiş oldukları çaba, fedakarlık ve kahramanlık gerçekten takdire şayandır. Rahat ol Hasan. Ne durumdayız Hasan? Kumandanım, düşmanın menzilimiz dışından yapmış olduğu yoğun bombardıman sonucu 5 subay 81 erbil şehit verdik. Allah mekanlarını cennet eylesin. Ama hala direniyoruz. Kumandanım, gelecekleri varsa görecekleri de var.
Aferin Hasan. Zaten kendine güvenmeni hep takdir etmişimdir. Sağ olun kumandanım. Şimdi sana güzel bir haberim var. Hayırdır kumandanım? Son günlerde pek güzel haber alamaz olmuştuk. Güzel güzel. Bu sefer gerçekten güzel. Bir kızın olmuş. Sana 3 gün izin verdim. Hadi git gör kızını. Gidemem kumandanım. Evlat görme zamanı değil, vatan için gayret zamanıdır. Ölmeden diri diri toprağa gömüldüğümüz şu yoğun bombardıman altında tabiyamı nasıl terk edebilirim? Arkadaşlarım burada ölümle savaşırken ben rahat o şekilde uyuyamam kumandanım. Beni bağışlayın. Hiçbir Türk evladı vatan tehlikedeyken ailesini düşünemez. Yalnız bir vasiyetim var. Ola ki şehitlik nasip olursa kızımın adını Didar koysunlar. Sen içine ferah tut oğul. Bu milletin senin gibi evlatları oldukça bu vatan toprağına düşman çizmesi değmez oğul. Bu imanı, bu inancı, bu göğüslerden almadan bu topraklardan bir karış dahi alamazlar. Müttefiklerin deniz harekatındaki amacı, Türk askerinin yoğun bombardıman altında kalması ve siperlerini terk etmesiydi. Ancak beklenen olmadı. Gerek siperlerini terk etmeyen Türk askerleri, gerek Türk tabyalarının isabetli atışları, gerek Nusret'in döktüğü mayınlar ve tabii ki Seyit Onbaşı'nın akıllara durgunluk veren kahramanlığı sonucunda yenilmez denen armada boğazı terk ederken Cevat Paşa belki de savaşı özetleyen o cümlesini gemilerin ardından haykırıyordu. Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler. 18 Mart günü Dardanos tabyasına 4000'e aşkın top mermisi atıldı. Ve bu bombardıman sonucunda Hasan Bey didarını yani gözünün nurunu göremeden şehit oldu. Hasan ve Mevsup Beylerin bulunduğu Dardanos tabyasına bu kahramanların adları verildi ve oraya defnedildi. 18 Mart zaferinden sonra Türk Genelkurmayı, müttefiklerin olası karar harekatını engellemek amacıyla 3. Ordu'yu bölgeye sevk etti. Esat Paşa'nın savunma planı hazırdı. Ancak Gelibolu'da kurulan 5. Ordu Kumandanı Alman Limon von Sanders, savunma planını baştan aşağı değiştirdi. Edersiniz ki düşman bunu kabullenmeyecektir. Tabii. Ve kara çıkarma seçtiğinde yeniden saldıracaktır. Bu noktada sizden emirlerini bekliyoruz. Öncelikle sizleri dinleyeyim. Zaten son sözü ben söyleyeceğim. Müttefiklerin yapacağı çıkarma hakkında siz ne düşünürsünüz Yarbay Mustafa Kemal? Zira bu bölgeyi en iyi bilenlerden biri de sizsiniz. Düşman donanmasının boğazdan geçmesine engel olan kıyı bataryalarımız denizden susturulamamıştır. Düşman buraları karadan ele geçirmek isteyecektir. Yarımada yapılacak çıkarma hedefleri ise Alçıtepe ve Koca Çimentepe olacaktır. Buraları ele geçiren düşman bataryalarımızı kolayca susturabilir. Bu iki tepeden en önemlisi ve büyük tehlike yaratabilecek olanı Koca Çimentepe'dir. Tümenimle beraber burayı savunmak için emirlerinizi bekliyorum. Ama Esat Paşa'nın görüşleri benimkilerinden değerlidir. Estağfurullah yarabayım. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Düşman Ertuğrul Koyu, Seddülbahir, Arıburnu ve Suğla Köprüsü'ne saldıracak. Çünkü Gelibolu Yarımadası'nın
çıkarmaya en uygunlu geleni burada. Düşman burada tutulmalı ve gerekirse daha kaleye çıkmadan imha edilmeli. Bu arada düşmanın Saros Körfezi'ne ve Kum Kale'ye de gösteri çıkarması yapmasını bekliyorum. Buralarda ihtiyaten birer mangan bulunmasının yeterli olacağını düşünüyorum. Saçmalıyorsunuz beyler. Bu mudur sizin savunma planınız? Bu mudur sizin hastalatınız? Böyle bir şey olmaz. Düşman çıkarma yapmadan önce bütün kıyıları bombardıman altına alın. Bizim burada beklememiz aptallık olur. Buralara keşif birlikleri bırakarak asıl orduyu bu alayına çekeceğiz. Neden? Çıkarma yapılacak yer Saros. Neden? Çünkü Saros İstanbul'a en yakın olan yer. Siz, Yarbay Mustafa Kemal, tümeninizle birlikte Cumhurbaşkanı'nda değil, Bigale'de emirlerimi bekleyeceksiniz. İyi de paşa. Çıkarma deniz harekatıyla birlikte yapılır. Düşman donanması Çanakkale Boğazı'nda beklerken kara ordusunun Saros Körfezi'ne saldırması beklenemez. Düşmanı yerde beklemek ve karada tutulmasına izin vermek savaşı uzatır. Bu ise hem asker hem ise zaman kaybına neden olur. Bu durum Osmanlı ordusu içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Savaşlar kolay kazanılmıyor beyler. Ben sizler gibi tahminde bulunmuyorum. Alacakları söylüyorum. Zaten sizi yeterli görseydi Enver Paşa başınıza beni getirmezdi. Söylediklerim emir niteliğindedir. Toplantı bitmiştir. Bu planla biz bu savaşı kaybederiz paşam. Sakin olun. Sakin olun yarbayım. Enver Paşa'nın emri. Emir demir keser. Ve korkulan oldu. 25 Nisan 1915 sabahı müttefik kuvvetleri Esat Paşa ve Yarbay Mustafa Kemal'in tahmin ettikleri yerlerden yani Ertuğrul Koyu, Settülbahir ve Arıburnu'ndan çıkarma yaptı. Liman Paşa ise cepheden 57 kilometre içeride Bolayır'da düşmanın Saros Körfezi'ne yaptığı sahte çıkarmayı saatlerce seyretti. Nasıl olsa cephede kanlarını ve canlarını ortaya koyan Türk evlatlarıydı. Bu esnada kendisinden sayıca üstün olan düşmanla mücadele eden Türk Mehmetçiği destan yazıyordu. Şimdi gelelim Anadolu topraklarından savaşa gönderilen askerlerimizin ayrılıklarına. En acı olanlarından biri de şüphesiz yıllarca aynı yastığa baş koymuş, yıkılmaz aileler kurmuş çiftlerin ayrılıklarıdır. Günümüz gençliği olarak biz, ölümsüz ve günahsız aşklara değil, günübirlik sevdalara aldandık. Oysa binbaşı Asım ile Zeynep öyle büyük bir sevda üzerine birleştirdiler ki hayatlarını, onları ancak tek bir şey ayırabilirdi. Memleket sevdası. Zeynep'im, uzaklardan geldik birbirimizi bulduk. Mesut oldum.
Allah senden razı olsun. Bir gün olsun incinmedim senden. Ben de senden altınım. Ben de senden incinmedim. Dünyalar güzeli bir çocuk verdin bana. Dünyalar benim oldu. Şehir şehir dolaştım benimle. Gün oldu tek odada yaşadık. Gün oldu yarım ekmeği bölüştük. Ama her gün aynı hayatı paylaştık. Kurbanın olayım altın. Hadi söyle bana sıkıntı. Bugün paşadan haber geldi. Deniz savaşında bozguna uğrayan düşman karadan çıkarma yapmaya başlamış. Bizim tümeni tekrar Gelibolu'ya gönderiyorlar. Gelibolu'ya mı? Harbe yani. Eşim oldun. Ömrüm boyu yoldaşım oldun. Gurbete geldik. Anamdan ayrıldım. Anam oldum. Babam oldum. Her akşam yolunu gözlerim altı. Ben asker karısıyım. Bunu bana sen öğretmedin mi? Allah'ın takdiri Zeynep'im. İnşallah döneceğim. Eğer olur da dönemez... Sus! Kurbanın olayım öyle konuşma ne olur. Ben ve kızımın yolunu bekleyeceğiz. Tıpkı her akşam olduğu gibi. Allah nasip eder de gittiğin gibi dönersin inşallah. Peki ne zaman gelirse? Orası hiç belli olmaz. Eğer olur da savaş usar, gecikirsem, ben gelene kadar sakın şu kapının ardına çıkma. Bakkal Rüstem emmiyle konuştum. Haftada bir çırağını gönderecek. Başka bir ihtiyacın olursa da komşumuz Zehra teyze sana yardım edecek. Peki abim, peki. Bayi tahtımın sultanı, mabedimin mihrabı. Gençsin, güzelsin. Hele, hele gözünle dünyalara bedelsin. Gözüm arkada kalmasın ne olur. Ben gelene kadar evimizden ayrılma. Söz altınım, söz. Sen gelene kadar aha şu eşeği aldım dahi atmayacağım. Ama benim de senden bir dileğim var. Bu mendili dönene dek yanından hiç ayırma. Olur mu? Hadi altın, fazla oyalanma. Kumandan seni bekler. Zeynep'im, kızımıza iyi bak. Daha iyi, bilmeden beklemek mi? Geride kalan Zeynepler bunu düşünürken, cepheye giden Asımlar hem geride bıraktıkları sevdalarını düşünüyor, hem de savaşın acı yüzüyle mücadele ediyorlardı. Gözcülerimizden haber var mı? Kumandanım, burası Gelibolu. Biz Conko elinde buradayız. Düşman kuvvetleri özellikle Arapurnu bölgesinden çıkarma yaptılar. Sahildeki gözcülerimizden Asteğmen İbradalı İbrahim Hayrettin ve neferleri düşmanı saatlerce sahil kesiminde yolamışlar. Ancak sayıca fazla olan düşmana karşı daha fazla direnememişler. Düşmanın durumu nedir binbaşım? Kumandanım,
Düşman kuvvetleri Jonkman'ı sırttan hatırlamaya başladı. Ve karargahımıza oldukça yaklaştılar. Kumandan, kalbinizden yaralanmışsınız. Kalbim değil, sağ tepim. Annemin yadigarıydı. Siz ağzımla ilgilenin. Emredersiniz. Durumu nasıl? Kumandanım, ne yazık ki kaybettik. Künyesini ve değerli eşyalarını çıkarıp ailesine yollayın. Kumandanım, vasiyetname yazan bir zat ve bu mendil çıktı. Biliyorsunuz, sargı bezi sıkıntımız var. Mendili sargı bezi olarak kullanalım mı? Durun. Evlatlarımızdan bugüne kadar ne istediysek hepsini verdiler. Bari sevdiklerinin mendillerini almayalım. Mendiliyle beraber defnedin. Vasiyetnamesini de ailesine gönderin. Emredersiniz. Gitmen gerek. Vatanın sana ihtiyacı var.
Hem ölürsek ahirette Allah'ın huzuruna nasıl çıkarım? Ana, ne olur? Bak oğlum, gitmezsen hakkımı sana helal etmem. Gerekirse kışlayı kendi ellerimle teslim ederim. Oğlum, kuzu, dayın Şipka'da, baban Dömeke'de, abilerin de Çanakkale'de şehit oldular. Son yongam sensin oğlum. Ama bu topraklara düşman ayağı değecekse, minarelerden ezan sesi kesilip kandiller köllenecekse, sütüm sana haram olsun. Öl de köye geri dönme oğul. Bu vatan için senin de ölmen gerekiyorsa git oğul. Ya şehit ol ya gazi. Olur ana, olur. Sen de değil. Bize artık vuslat mahşerden sonraya dursun.